Herkese merhaba brolar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride elimizdeki malzemelerle blokları genişletip etrafımızdaki adalarda ele geçerek güçlenerek yapılar yapmaya devam edeceğiz. Eğer izlemediyseniz balık craft, zombi craft ve süper kraftı da izleyebilirsiniz işte bu. O zaman ne yapalım? Artık elimizdeki malzemeleri kullanarak güçlenmeye başlayalım değil mi? Şimdi burada sadece bir tane bloğun üzerindeyiz ve elimizde bu kadar malzeme var. Kendimize bir tane taş makinesi yapmamız gerekiyor ama ondan önce toprak yapacağız. Aynı zamanda taş makinesini aha bir tane suyla yapabiliriz doğru bir tane buzla taş makinesi yapacağız. Diğeriyle de tarlamızı yapacağız çünkü neden tohumlarımız da var. Ama iple ne yapacağımızı bilmiyorum. Kemik tozu da bir tane o yapabiliriz. 3 tane yapabiliriz. Sadece şu topraklarla şurayı genişleteceğiz şimdi. Burayı genişlettiğimiz anda ne olacak? Bir dakika. Şimdi şöyle bir tane yüksekten yapalım. Aynen. Bir tane yüksek yapalım ki aşağıdan da çukur koyabilelim değil mi? Aynen böyle. İşte bu. Şimdi buraya kare yapalım o zaman. Su yeri olsun mu? Aynen. Taş makinesinin yerini yaparak başlayabiliriz belki. Evet. Şimdi 3 tane olacak. 3 tane 1 2 ve bir tane daha çukur olması gerekiyor. O zaman bir yukarıdan daha mı yapacağız? Elimizdekileri şöyle genişletmeye başlayalım bir dakika. Önce burayı böyle genişletelim. İki tane de ağacımız var zaten. Ağaç dikecek yeri de yapmamız gerekiyor. Onu da şuradaki 25 tane ile yapabiliriz. 4 tane gitse şöyle bir. Evet şuradan. Bir tane daha yükseltsek burası tek çukurlu olsa. Doğru taş makinesini böyle yapmamız gerekebilir. Şunu buradan al. Tamamdır. Burası çukurlu olan taşın oluştuğu yer olsun o zaman. Şuradan koyarsak. Şöyle bir tane buradan bir tane buradan. Kaç tane oldu? 3 tane oldu. Şurayı şöyle yükseltirsek Bir tane de burayı yükselteceğiz Şöyle tamamdır O zaman şunun altındaki toprağı alalım gitsin Ama o zaman dışarıya doğru akar Evet şöyle Burayı da arkasını kapatacağız Aynı, şöyle buranın arkasını böyle kapatacağız Evet buradan İşte bu Şuraya bir tane toprak fazla gitti o zaman Evet şunu buradan al Tamam mı? Topraklarda sınırlı kullanmayız. Zaten etrafımızdaki adalara gidersek oradan toprak almaya başlayabiliriz. Şurada çok fazla toprak var bakın. Oraya da gidebiliriz. Şurada da demir var ve kömürleri görebiliyorum. Şuraya bir tane koyacağız. Bir tane de şuraya koyacağız. Köşeye koyacağız. Burası taş makinesi olmuş olacak. Bir dakika. Şimdi şuraya koyarsak. Aynen böyle koyacağız. Şunu geri alabilir miyiz? Şuradakileri de almamız gerekiyor aslında. Bunlara ihtiyacımız kalmadı. Evet şunu al buradan. Ah be onu alamadık. Şunu almayı deneyelim. Onu alamayız zaten. Şunu da alamayız. Onlar orada şimdilik kalsın o zaman. Şunlar etrafına dizmeye başlayalım böyle. Burası dümdüz bir yer haline gelsin. Evet. Daha da genişletmemiz gerekiyor aslında burayı ama. Zaten şuradaki suyun sayesinde de oradan tarla da yapabiliriz. Evet şöyle yeşil blok yapalım her yeri. Elimizdekilerin hepsini dizelim zaten bu kadar yetmez. Kendimize bir tane taş makinesi yapın. Onunla etrafa doğru gitmeye başlamamız gerekiyor. Şurayı şöyle genişlet bakalım ne kadar çok büyüyebileceği Şöyle şuraya ağaç diksek yeter mi acaba Üzerimize başka bir şeyimiz kalmadı Şimdi şuraya bir tane suyu mu bu tarafa koyacağız Suyu bu tarafa mı koyacağız Onu bulmamız gerekiyor ama zaten kovamız var Bir dakika şimdi kovamız sayesinde istediğiniz gibi tasarlayabiliriz Şuraya koyalım suyu ilk önce Ve şuraya da lava koyacağız Şunu kır Tamamdır şuraya da lava koyalım Evet Oo, Yanlış mı koyduk acaba Doğru koymuş olabiliriz Aynen buradaki taş alamayız ki ama. Kazmamız yok çünkü bizim. Ağaca ihtiyacımız var. Ağaç büyütmek için de buraya bunu alacağız ve bunu kemik tozu yapacağız. Aynen kemik tozumuzu yapalım ve kemik tozuyla bu ağacı büyütebilir miyiz? Ağacı birazcık ortadan büyütelim. Bir dakika şu tarafa doğru alalım bunu. Tamamdır. Şuraya doğru dikelim. Evet, burada büyütebiliriz belki. Şöyle uzak duralım. Bir, iki ve uuu iki tane de büyütmeyi başardık. Artık ağacımızı kullanmaya başlayabiliriz. Taş makinası sayesinde de su zaten bu tarafa gelemez. Burada taş oluştu. Şimdi şunu alalım. Onu denememiz gerekiyor. Yukarı şuradaki ağaçlarla bir gelişmeye devam edelim tekrardan böyle. Evet. Hemen gelişmeye başladık. Buraya bütün yapılarımızı yapmaya başlayacağız. Daha çiftlik yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda daha büyük bir tarla da yapmamız gerekiyor. Böyle bunu al buradan. Şunu da alalım hemen buradan böyle. Evet bütün ağaçlar almaya başladık Şimdi çalışma masamızı yapabiliriz artık Şuradaki fidanlar aşağıya boşa düşerse ne olacak Şuradan çalışma masası yap hemen böyle bir tane Oo ağaç yanmaya başladı Olamaz ağaç yanmaya başladı lavun üzerinde olduğu için Şunları kendimiz kıralım o zaman fidan düşürmeye çalışalım Zaten kendimiz kırdığımızda da fidan düşebiliyor şöyle Evet bir tane bile düşmedi daha Bir tane daha fazladan fidan alırsak çok iyi olabilir Ama zaten yapacağımızı yaptığımız için Diğer fidanla da ne yapacağız Şuradan şunları al böyle Evet bunlardan bir tane bile düşmedi Şuradan düşebilir belki. Aynen bir tane bile düşmedi be şuna baksanıza. Şunları da alalım böyle. Ah be hiçbir fidan düşmedi. Şimdi o zaman elimizde artık bir tane kovamız var. Bir tane buzumuz var. Evet meşe fidanımız var bir tane ve çalışma masamızı artık şuraya koyabiliriz. Çalışma masamızı şimdilik şuraya koyalım. Aynen bundan bir tane böyle bundan yapacağız. İki tane bundan ve taş almak için bir tane kazma yapacağız. Alalım ve taşımızı alalım bakalım oldu mu? Şöyle bir tane. İşte bu. Artık taş makinesini hemen yapmaya başladık. Buradan şimdi bayağı bir taş biriktirmemiz gerekiyor. Oo yandı o. Bir dakika alalım şöyle durmadan. Buradan biriktireceğiz ki bu sayede ne yapacağız? Şu taraftaki adalara doğru gitmeye başlayabileceğiz. Fidanımızı dikelim. Fidan nereye dikelim? Şuraya dikersek büyür galiba. Bir tane de kemik tozumuz var. Kullanalım mı? Kullanmayalım. Zaten bir tane büyütmeye yetmez. Evet şuradan balta da yapabiliriz. Zaten taş topladık. Taştan bir kazma yapalım. Ama taştan kazma yapmadan önce elimizdeki bunu bitirene kadar yapalım ki tahtadan kazmamız boşa gitmesin. Evet bundan toplayalım o zaman biraz Zaten 50 tane toplayabiliyoruz Toplayalım 50 tane Bu sayede de bir dakika şunların hepsini alalım Taşlarımız boşa gitmesin şöyle Orada bir tane birikti Olamaz yanacağız Şuradakini alalım böyle Tamamdır Bakalım bu noktanın etrafını ne kadar büyük genişletebiliriz Şöyle gidelim buraya doğru Şunu almaya devam edelim Evet alıyoruz Tamamdır durmadan alacağız Durmadan alacağız Evet 50 tane alalım ve ondan sonra taş kazmamızı yapalım Taşlarla da diğer adalara doğru yol yapıp Kendimizi geliştirmeye devam edelim Evet 13 tane almayı başardık daha hiç yakmadık Ve buraya huni koysak aslında çok iyi olabilir Huni koyduğumuz anda ne olacak Hemen huniden sandığa birikecek Ve bu sayede hiçbiri yanmayacak ama Huni yapacak malzememiz yok galiba şu anda 25 tane toprağımızla taş makinesini yaptık Geri kalan 25 tane toprağımızla da Ne yaptık çimenli blokla Burayı genişletmeyi başardık Al bunların hepsini kazmamız zaten gücü azalmak üzere Taştan kazma yapabiliriz artık Keşke her kırdığımız şuraya birikse Bakın orada ne güzel duruyor öyle Oradan alabiliriz. Şunu al böyle buradan. Evet şuradan girelim böyle. Aldık 21 tane oldu. Artık yol yapabilir miyiz bunlarla? Bakalım bir. Şu tarafa doğru yetişebilir veya buraya da yetişebilir. Ama bizim bir de kılıç yapmamız gerekiyor. Çünkü kendimiz zombilere karşı korumalıyız. Evet şunları böyle kıralım. Aha uyanacak. Ah be yanmadı. Tamamdır az kalsın yanacaktı. Kaç tane kaldı? 25 tane daha almamız gerekiyor. 25 tane daha alırsak bütün kazmamızı bitirmiş olacağız. Şuradan şöyle. Evet acaba tersini koysak yine olur muydu? Ama olmaz. Doğru suyu doğru yere koyduk. Suyu bu tarafa koysaydık bir iki taş oluşmayabilirdi. Lavın olduğu yerde taş oluşurdu. Doğru. Çünkü o zaman lavımız gidebilirdi. Suyumuz giderdi ama bizim zaten bir tane daha yedek suyumuz var. Evet. Şuradan zaten 10 tane kaldı. 10 tane daha alırsak çok iyi olacak. Evet. Şuradan şu taşları almaya devam edelim. Zaten küçücük bir bloğun üzerindeyiz. Bunların hepsini böyle alalım. Ondan sonra ne yapacağız? Taştan kazma ve kılıcımızı yapacağız. Hatta balta bile yapabiliriz. Evet kaç tane kaldı 7 tane kaldı 6 tane kaldı ve bitirmek üzereyiz kazmamız kırılacak Aynen şuradan şunu da aldıktan sonra sonuncuyu alıyoruz ve Evet 43 tane yapmaya başladık ve kazmamız kırıldı şimdi şuradan ne yapacağız 2 tane var şuradan bir tane taştan bir kazma yapacağız Taştan kazmamızı yapalım şuradan bir tane daha stick yapacağız Ve bununla da kılıcımızı yapacağız bir dakika bir tanesini al buradan Aynen şuradan bir tane taştan bir kılıcımızı da yapalım Baya bir gelişmeyi başardık Bakın şurada tahtamız oldu stiğimiz oldu kovamız var Ve kazma ve kılıcımız da var Taşımız da oldu Şimdi ne yapacağız bir dakika bu taşla Kendimizi birazcık daha geliştirmeye başlayalım Evimizi yapacağımız tarafa doğru geliştirelim Burada taş makinesi olduğu için Bu tarafa mı yapsak evimizi acaba Evimizi ve sandığımızı Nereye yapabiliriz Şu tarafa doğru yaparsak bu tarafı full toprak çimen yapabiliriz Aynen buraya o zaman Evimizi bu tarafa doğru yapacağız Şuradan Full genişletmeye başlayalım burayı. İyice rahatça genişleyebilelim burada değil mi? Şöyle. Aynen burayı bayağı bir genişletelim böyle. İnceltilmiş yapsak daha iyi olabilir. Bir dakika inceltilmişe çevirelim. Hep daha da büyük yapabilirim şöyle. 2 tane, 3 tane yaptık. 54 tane oldu. Bakın artık burayı daha da büyük genişletebileceğiz şimdi şuradan. Böyle arkamıza kadar genişletelim. Bu taraf bizim evimizin yapacağımız taraf olsun. Bu tarafı da full toprağa çevirip buraya çiftliğimizi ve tarlamızı yapmaya başlayabiliriz. Çapa yapıp buraya tohumları dikelim. Bir dakika neden bekliyoruz ki acıkacağız yoksa. Evet çapamızı yaptıktan sonra da bir dakika şimdi şuraya dikersek. Evet şuradan karpuz tohumumuz var mı? Aha karpuz tohumumuz var tamamdır. Şimdi şuraya 1, 2, 3 ve 4. 4 tane bundan dikeceğiz. Buradaki lav burayı yakmaya yeter mi acaba? Şuradan da bir tane de şöyle şurayı aç. Buraya da karpuz tohumunu değil karpuzla karnımızı doyurmaya başlayalım Aynen karpuz bu tarafa doğru çıkar Bal kabağını şimdilik dikmeyelim Artık tarlamızı da yaptık şimdi burayı genişletmeye devam edebiliriz tekrardan böyle Evet bayağı bir genişletelim Zaten buradan genişlettikten sonra buraya doğru yol yapmamız da kısa olur Bakın cam yapacağım zaman da şuradan kumlarımızı getirmeye başlayabiliriz Şöyle Bayağı bir genişlemeyi başardık artık Bunların hepsini dizdiğimizde çok geniş bir alanımız olacak Hatta şu tarafa doğru birazcık daha genişletelim Şöyle iki tane daha Evet 1 ve 2. Evimizi de yaptığımızda malzemelerimizi evimize koyarız ve daha düzgün görüntü olur. Şuradan 3 tane oldu. Evimizi yapacağımız zaman büyük bir ev yapalım. Oo ağacımız da büyüdü. Bakın çok güzel oldu. Şimdi ağacımızı tekrar yenileyebileceğiz. Burayı böyle diz. Şuradaki ağacımızı yenilemeye başlayalım. Aynen şuradan fidanlar düşer belki. Şuradaki ağaçları da al böyle. Evet bu ağacı aldık şunu da aldık. Kaç tane ağacımız oldu tekrardan? Bunu da aldıktan sonra bunlardan fidan düşmesi gerekiyor artık yoksa etraftaki adalardaki ağaçlardan fidan getireceğiz. Aşağıya da düşebilir buraya da düşebilir Şimdi tarlamızı diktik burada bal kavağımızı dikmedik sadece Şunları al buradan böyle Aynen bunlar hızlı bu şekilde alalım tekrardan Elma da düşebilir aslında elma da güzel olabilir Bundan da yer düşmesi sadece ağacımız var ama Fidanımız kalmıyor hiç Ah be etrafa düşmedi tamamdır bunları kırmayalım Bunlar kendi kendine düşsün belki fidan düşebilir 4 tane daha ağacımız oldu tekrardan bunlar tahtaya çevirelim 23 tane oldu artık malzeme sıkıntımız Birazcık bitti şunu dikmemiz gerekiyor Ama bizim şu anda kumumuz yok Kuma dikebiliyoruz değil mi onu? Bir deneyelim belki buraya da dikebiliyoruzdur. Aynen buraya da dikebiliyoruz. Tamamdır. Bu da burada büyümeye başlasın. Bunları buradan toplarız. Zaten lavdan orası yanmaz. Şunlardan da fidan düşürmeye çalışacağız ve taşlarımızı da biriktirip artık yeni adalara doğru gitmeye başlayacağız. Artık sadece ne yapmamız gerekiyor? Burada yol yapacağız ve taşlar toplayarak yeni malzemeleri buraya getirip burayı genişletmeye devam edeceğiz. Şimdi buradan toplamamız gerekiyor şöyle birazcık. Bunu topla aynı zamanda kemik tozumuz bir tane kaldı Bunlardan bir tane büyütelim mi Şuradaki karpuzu büyütelim bir dakika Şunu büyütelim İşte bu bunun büyüttüğümüz sayesinde artık hemen çıkabilecek Şimdi yanında bu olduğu için Karpuz çıkmamazlık yapmaz değil mi Şunu al burada Taşları biriktirip ince yolu yaptığımızda artık buradan yeni bir yere doğru gidebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde yeni bir seriye başladık ve güçlenmeye devam ediyoruz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.